Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlar. Şimdi çokgenler ve dörtgenlerin tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Vira bismillah diyelim. Yukarıda verilen çokgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. İkisinin de kenar sayısı 5'tir. Sayalım hemen. Bununki 1, 2, 3, 4, 5. Bununkine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. İkisinin de beşer köşesi vardır ki beş kenarı varsa tabii ki beş köşesi olacak. Soldaki konkav içe bükülmüş. Sağdaki konveks dışa bükülmüş. Doğru. Her iki çokgende de iç açıların hepsi 180'den küçüktür diyor. Bakın sağdaki için doğrudur. Dış bükey çokgenlerde iç açıların hepsi 180'den küçüktür. Ama soldaki için yanlıştır arkadaşlar bu. Çünkü şuradaki iç açımız, bakın çokgenin içinde kalan bu açının ölçüsü her zaman geniş açıdır. 180'den büyüktür. O yüzden Denizli şıkkımız yanlış. Edirne'yi de okuyalım. İkisinde de beşer iç açısı vardır. Evet, beş kenarı varsa beş iç açı olmak zorunda. Geldik ikiye. Dış bükey bir yedigen biçimindeki bir karton AD boyunca kesilip iki çokgene ayrılıyor. Başlangıçta A köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı X iken, son durumda A köşelerinden çizilebilecek toplam köşegen sayısı Y'dir. Buna göre X eksi Y farkı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bunda bir A köşesini seçmişiz. Buradan çizilebilecek köşegen sayısını soruyor bize. Bakınız, şöyle çizebileceğim bütün köşegenleri çizdim. Köşe taşında bunu ayrıntılı anlatmıştık dostlarım. Kaç tane köşegen çizebildik? Tabii ki bu da çiziliyor ki 1, 2, 3, 4 tane. Zaten formülü de ne söylemiştik? N eksi 3. Yani 7 kenarlıysa 7 eksi 3'ten 4 tane bu durumda çizebiliyorsunuz. Yani x dediğimiz şey 4. Şimdi y'yi bulalım. Bakın yine A köşesinden dörtgen olduğu için şu pembe şekil 4 eksi 3'ten sadece 1 tane buradan çizebilirim. Şuraya gelelim. 1, 2, 3, 4 beşgen olduğu için 5 eksi 3'ten sadece 2 tane de buradan çizebilirim. Onu da gösterelim. Bir buraya çizelim. Bir de buraya çizelim. Giresun'a çizemem. Zaten çizilmiş kenar. Denizli'ye çizemem. Zaten çizilmiş. Bunun da adı bir kenar. Burada da 2 tane çizdim. Yani Y dediğimiz şey 3. 4 eksi 3'ü soruyor. Adana'yı paketledim. 3 numaraya geldik. A açısı kaç derecedir diye sormuş. Bir de şunu söylemiş. G, A, B, C. Dördü de birbirine eşitmiş. O halde bunların her birine X diyelim biz dostlarım. Şöyle X'i paketledik. Bu kaç kenarlı bir şekil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı bir şekil. Çokgenin iç açıları toplamı N eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu. N dediğimiz şey kenar sayısı. Yani 7 eksi 2 çarpı 180, 5 çarpı 180 yapar ki o da 900'dür. Bunun bütün iç açılarının toplamı 900'müş. Şimdi toplayalım. 120, 250, 360. Hemen 360'ı çıkarttım dostlarım. 0, 10'dan 6 çıktı 4, 8'den 3 çıktı 540. Demek ki geriye kalan 4 tanesinin toplamı, yani 4x dediğimiz şey 540 olacak. Hemen 540'ı 4'e böldük. 270, 135 mi yapıyor? 135'miş x dediğimiz açı. İç açılarının toplamı, dış açılarının toplamının 4 katı olan dış bükey çokgenin kenar sayısı. Şimdi iç açılarının toplamı n eksi 2 çarpı 180. Dış açılarının toplamı bütün çokgenlerde 360'tı. Ve bunun 4 katına eşitmiş dostlar. Hemen 180'e böldüm. 180'e böldüm 2. N eksi 2 eşittir 4 çarpı 2'den 8 geldi. N eşittir 10 kenarlı bir şekilmiş bu. Paketledik. 5. soru. Arda bir çubuğu N eşit parçaya ayırıp her birini yukarı doğru 20 derece eğerek bir çokgen elde ediyor. Demek ki bu çokgenin dış açısı 20. O halde 360'ı dış açıya böldüğümde ben kenar sayısını buluyordum arkadaşlar.
Hemen sıfırlar gitti. 36 bölü 2'den 18 kenarlı bir şekilmiş. Düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diyor. 18 kenarlıdır. Çevirelim arka tarafı. Bakalım ilk sorumuza. Şekilde verilen eşkenar üçgen biçimindeki bayraklar bir ip boyunca aralıksız diziliyor. Ardından ip üçgenlerin köşelerinden içe katlanıp kenarlarını bir ipin oluşturduğu bir düzgün çokgen elde ediliyor. Peki, elde edilen çokgende yan yana gelen iki eşkenar üçgenin ortak köşeye bağlı kenarları arasındaki açı 24 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş. Dostum bak, bu eşkenar üçgense bunun açısı 60. Bunun açısı da 60. Topladım 120, 24 daha. Şuranın tamamı yaptı 144. Yani benim çokgenimin bir iç açısı 144. O halde bir dış açısı, hemen 144'ü 180'den çıkarttım, 36'dır. Dış açı 36 ise kenar sayısını bulmak için dış açıyı 360'ı dış açıya bölüyorduk. 36'lar gitti, 10 kaldı. Bize çokgenimiz 10 kenarlıymış dedik. 7. Düzgün beşgen. Köşeleri çizmiş, köşegenler çizmiş. AC 9. A ve F, A, F, G noktaları olan üçgenin çevresi nedir? A, F, G. Şuradaki üçgenin çevresi nedir diye de bir soru sormuş bize. Şu üçgenin çevresini istiyor arkadaşlar. Şimdi aslında direkt olay neyse, biz yapalım uzun uzun arkadaşlarım. Şöyle yapacağız. Şimdi yine demiştim ki köşe taşlarında 36'lar, 72'ler, 108'ler bizim için düzgün beşgende çok önemli demiştim. Bunları hemen yerleştirin demiştik. Pratik olarak da söyleyeyim, cevap 9 bu arada. Onu da aradan kaynatalım. Şu üçgenin çevresi her zaman şu köşegenin uzunluğuna ya da bu köşegenin ya da bu köşegenin, yani beşgendeki herhangi bir köşegenin uzunluğuna eşit. Şimdi bunu nasıl buluyorum? Şimdi şurası toplamda 108 derece. Bunlar ikiz kenar oldukları için buralara 36, 36'yı paketledim. Hocam şurası da 108 derece. Buralara da 36, 36 paketledim. Şuranın da toplamı 108 derece. 36, 36, 72 buradaysa buraya da 36 kaldı. Yine 108 oldu ve ikiz kenar olduğu için buralar da 36, 36 geldi. Bakın ne çıktı. Şuna A birim dersem, ikiz kenar olduğu için bu kenarda A. Şuradaki 36, 36'yı görün. Buna B dersem, ki aslında bu da ikiz kenardır ya, A diyebilirim buna ama olsun, biz B diyelim. Bu da B. Hadi şuraya da C yazalım. Dostum bak, bu üçgenin çevresi A, B, C. Şu köşegenin uzunluğuna bak, o da A, B, C oldu. Yani bir köşegenin uzunluğu şu üçgenin çevresine eşit geldi. Bize zaten AC köşegenini vermiş, 9 ise BD, BE köşegeni de 9'dur. Dolayısıyla üçgenin çevresi de 9'dur dedik. Geldik buna. 8 numara. Dedik ki köşe taşında bir köşeden çıkıp karşı iki kenara kenar ortay olarak gidiyorsa, bu aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay da olacak demiştik. Kay kuralı dedim bunun da adına. Kay. Kenarortay, açıortay, yükseklik. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. 58'i buradaysa buraya 50 kaldı. 50, 90 buraya 40 kaldı. 40'ın da dış açısı 140 oldu. Cevap Denizli'den paketlendi. Geldik buna. Düzgün altıgen alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi düzgün altıgende uzun köşegen açı ortaydı. O halde 120 idi bir iç açımız. 60, 60 böldü. Sonra şunlar ikiz kenar olduğu için 120, 30, 30 üçgeni çıkıyor demiştik. Bakın 30, 60 alfa ne oldu? 90 geldi. Soruda iki düzgün şekil görüyorum. Biri kare, biri düzgün altıgen. Hemen kenarların üstüne tık 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 tıkı koyuyoruz. Kareninkileri de koyuyoruz. Ve ikiz kenar üçgene hazır oluyoruz. Bakın ikiz kenar üçgen. O halde şu açımızda alfadır artık. Şimdi şurası 90. Şurası düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Topladım bu ikisini, 210. Şuraya kaldı 150, 360 olması için. Dolayısıyla 150 ise burası, 2 alfaya kaldı 30. O halde alfa oldu 10 bas.
paketle gitsin. 11. sorudayız gençler. Bakalım ne diyor bu? Düzgün altıgen biçimindeki bir levha AD boyunca kesilip üstteki parça alttaki parçalar alıp bilmem ne bilmem ne. Bu şekilde parçalamış işte. Elde edilen dörtgenin çevresi 72 olduğuna göre altıgenin çevresi acaba nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu altıgenin biz bir kenarına A deseydik eğer ki. Bakın şu üstteki parça bir ikiz kenar yamuk. Uzun köşegen her zaman ne oluyordu? Bir kenarın iki katı. Burası 2A. Şimdi bizim üstteki yamuğumuzu şuraya koymuş. Uzun kenarı 2A, kısa kenarı A, şurası A. Bu da diğer yamuk. Bunu da getirip buraya koymuş. Kısa kenarı A, uzun kenarı 2A, şurası da A. Ve bunun çevresi 3, 6, şurası 2A, burası A, pardon yanlış yapmışız. 3A, 3A daha 6A, 7A, 8A'yı bize 72 vermiş. Demek ki A 9. Bize de bunun çevresini soruyor. Yani 6 tane 9'u soruyor. 54'ü paketledim. Evet. Hadi bakalım bu da bitti. Ne kaldı sırada? 12 varmış da. Devam ediyoruz. Daha varmış bitmemiş. 12. Düzgün altıgen GE DG'nin 3 katı. Bakın ne demiştim? Düzgün altıgende DG GE'nin 3 katıymış. Şuraya da 3K yazalım. Düz, hatta bu 4 vermiş bize bakın. Şuraya 1, şuraya da 3 yazalım biz o zaman. Direkt 1'e 3 diye bölünelim. Düzgün altıgende salak bir doğru görüyorsanız içinde hemen kısa köşegeni çizin demiştim. Aha da çizdim. Şimdi burası da 4. Kısa köşegen bir kenarın köküç katıydı. 4 köküç. Burası hep 90 olacaktı. Sen burada Pisagor yapıp soruyu çözeceksin. X kare eşittir 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. 48, 1 daha 49 yapar. X kare 49 ise X de 7 yapar. Dörtgen biçimler A ve C köşelerinden katlanıyor. Aha da katladık. Şurada katlanmış halini görüyoruz. Şimdi bu katlanmış halini biraz geriye doğru açalım biz. Katlanmadan önceki versiyonunu açacağız demiştik hatırlarsanız. Şöyle katlanmadan önceki hallerini geri açıyorum. A buradaydı. C de buradaydı. Şimdi kat çizgisi açıortay olacaktı. Şurası kesin açıortay. 70 ise buraya ne kalır? 110, 55, 55. 100 ise buraya ne kalır? 80, 40, 40. 55, 40 daha ne yaptılar? 95 yaptı. O halde C açısına kaldı 85. Şimdi aynı şeyi bu tarafta da yapalım. Kat çizgisi açıortaydı. Toplamları 100, 50, 50. Kat çizgisi açıortaydı. Toplamları 120, 60, 60. 60, 50 daha 110. Buraya da kaldı 70. Bize neyi soruyor? Bursa ile Denizli'nin toplamını soruyor bize. X ile Y'nin toplamı. Dostum bu bir dörtgen mi? Dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 70, 85 daha 140, 140, 150, 155. X ile Y'nin toplamını bulmak için şu ikisini 360'tan çıkarıyorum. 155'i çıkarıyorum. Hemen 205 kalıyor. Yani Denizli'den geliyor sorumuzun cevabı. 14. Havuzun köşelerine verilen uzunluğu havuzun verilmeyen X kenarı kaç metredir? Arkadaşlar bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa ne yapacağız demiştik? Karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit olacak. Yani 7'nin karesiyle 24'ün karesinin toplamı x'in karesiyle 15'in karesinin toplamına eşit olacak. Bakın burada tabii ki bunun karesini bunun karesini falan almayacağız uzun uzun. Çünkü burada bir çakallık yapacağız biz. Hatırlayın 7, 24, 25 üçgenimiz vardı bizim. Şimdi bir de bir şey 15, 25 üçgenimiz vardı. Demek ki bu da 25'in Pisagor'un hipotenüsümüzün 25 olduğu dik üçgen. 15, 20, 25 üçgenimiz vardı. Demek ki x de 20 olacak. Yani cevap Ceyhan'dan gelecek dedi. Son sorumuz. Alan ABCD'yi soruyor arkadaşlarım. AC'yi de 10 vermiş. AC neresi? Şu köşegeni 10 vermiş. Şimdi 8, 15 diğer köşegende 17 çıktı. Bu da 10. Dörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı bir de köşegenlerin kesiştiği noktadaki açının sinüs. Sinüs 90. Ve dedik ki sinüs 91'dir. Yazmanıza gerek yok. Direkt bunların çarpımının yarısı. 5
olur şurası. 5'te de 17'nin çarpımı 85'tir. Evet dostlar, konu testimiz bitmiştir. Bir sonraki tarama testi pardon. Bir sonraki videomuzda da konu testini gömeceğiz sevgili öğrenciler. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.